Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Amerikan otomotiv firması Tesla Berlin'de 1 milyar euro değerinde bir otomobil fabrikası için yatırım yapıyor. Bu fabrikanın da 2021'in Temmuz ayında aktif hale gelmesi bekleniyordu ancak Tesla'dan bir açıklama geldi ve bu fabrikanın en erken 2022'nin Şubat ayında yani yaklaşık 6 ay gecikmeyle hayata geçebileceği faaliyetlerine başlayabileceği belirtildi. Biliyorsunuz Berlin'de binlerce kişi burada çalışacak. Özellikle otomotiv sektörü için çok çok önemli bir fabrika olacak. Tesla, evet Elon Musk'ın Tesla'sı Avrupa pazarı için Berlin'de konuşlanmıştı. Berlin'deki fabrikasının yapımı devam ediyor. Tabii gecikmenin temel nedeni de pandemi, koronavirüs nedeniyle İnşaat maalesef istenildiği gibi gitmedi ama öyle ya da böyle Berlin için Almanya için çok çok önemli bir yatırım. Önümüzdeki günlerde bu konuyu yine yakından takip edeceğiz. Çünkü bu fabrikada yüzlerce vatandaşımız çalışacak ve binlerce kişi de bu fabrika sayesinde ekmek yiyecek. Elon Musk Tesla'nın CEO'su bununla ilgili bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Elimizden geldiğince çabuk fabrikalar inşa ediyoruz. Hem Teksas hem de Berlin'de iyi ilerliyor. Bu yıl bu fabrikaların hizmete geçmesini bekliyorduk. Ancak pandemi nedeniyle bir süre ertelemek zorunda kaldık diyor. İşte görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz insanoğlu maalesef koronavirüs karşısında istediğini yapamıyor. Koronavirüs insanlığı esir almış vaziyette. İnşallah tez zamanda en kısa zamanda bu sıkıntı insanoğlunun yakasını bırakır. Herkes özlemiş olduğu o normal hayatına döner. Evet değerli izleyicilerimiz maalesef koronavirüsle ilgili rakamlar düşse de etrafımızda koronavirüse yakalanan insanların arttığını, hayatını kaybeden insanların sayısının arttığını, işini, gücünü kaybeden insanların sayısının arttığını gözlemliyoruz. Yani söyleyecek çok şey var ama inanın artık koronavirüsle ilgili konuşmaktan ben yoruldum. Çünkü bazı insanlar ısrarla Dikkat etmiyorlar arkadaşlar. Bir kısmı da koronavirüs yok diye ortaya çıkıyor arkadaşlar. Koronavirüsün varlığı konusunda bir şüphe yok. Ama siz derseniz ki bu bir oyun olabilir, derseniz ki insanlığı sıfırlıyor olabilir, başka şeylerde konuşabiliriz. Ama var. Etrafımızdaki insanlar hayatını kaybetmeye devam ediyor. Bunu söylemişken. Yine hatırlatayım. Avrupa'da yaşayan Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç gibi, Avusturya, Belçika gibi ülkelerde, İngiltere gibi ülkelerde yoğun olarak vatandaşlarımız yaşıyor biliyorsunuz. Şu gidip gelme işlerinden bir türlü kurtulamadık. Hala insanlar birbirlerinin evine gidiyor, hala ziyaret ediyor, hala özledim diyor. Söyleyeceğim, yine söyleyeyim kısır günü yapanlar mı dersin, çay pasta günü yapan mı dersin, ne bileyim işte gün yapar mı dersin, altın günü mü dersin, hepsi var. Azalsa da bitiremedik. Emekli TV'nin Facebook hesabına bana, atıyorlar bana bir sürü fotoğraflar dünyanın dört bir yanından. Özellikle hanım izleyicilerimiz kısır yapmışlar kısır yerken, gün yapmışlar günde çay pasta içerken ya atmayın. Allah aşkına atmayın. Gördükçe sinirleniyorum. Yapmayın diyorum siz yapıyorsunuz bir de üzerine bana fotoğraf atıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Bakın sadece Almanya'da 2174 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2174. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Alman vatandaşlığına geçenler dahil değil. Sadece Almanya'dan bahsediyorum. Hollanda, Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre, Avusturya, Belçika, Norveç vatandaşlarımız, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Hala kına gecesi, hala düğün yapanlar var arkadaşlar. Geçen beni çok üzen bir yorum gördüm videoların altında. Bu yorumların hepsini tek tek okuyorum ben biliyorsunuz. Bir tane hanımefendi şunu yazmış. Diyor ki, ben düğün yapmayın de diye bir açıklama yapmıştım. Sebebi de şu. Koronavirüs var. Kendi sağlığınızı ve o düğüne davet edeceğiniz kişileri tehlikeye altına atmayın diye söylüyorum. Yoksa kardeşim ben ne yapacağım? Kimin düğününden bana ne? Ne yaparsınız yapın. Ya düğün değil ne yaparsan isterse 40 gece düğün yap. Bak. Benim umurumda olmaz. Ama ne kendini ne de o düğüne davet edeceğin kişileri riske atma diyorum ben. Başka bir şey söyledim yok. Bir tane hanım yazmış videonun altına. Diyor ki: Siz diyor çok diyor yanlış yorum yapıyorsunuz diyor. Sebebini devam et. Uzun bir mesaj yazmış. Yorum yapmış videonun altına. Diyor ki: işte diyor sizin tabi diyor evlenecek çağda çoluk çocuğunuz yok. Siz diyor o işi bırakmışsınız, insanlara da kalkmışsınız diyorsunuz ki evlenmeyin, etmeyin. Ya kardeşim bak ben şunu söylüyorum. Diyorum ki: Koronavirüs döneminde evlenmek doğru değil. Düğününden de bir şey anlamaz. Acele etme. Şunu söylüyoruz. Gelin mi kaçıyor, damat mı kaçıyor, kim kaçıyor? Seni beklemeyecekse bir ömür boyu beraber yaşamayı hayal ettiğin kişi zaten 3 gün sonra gider. Eğer seni bir yıl beklemeyecekse, koronavirüs geçene kadar seni beklemeyecekse evlenme o zaman. Şimdi bunları söyledim diye beni infaz etmiş. Kusura bakmayın arkadaş İnsanların hayatını tehlikeye atamazsınız. Anlattım bundan aylar önce bakın. Korona düğünü adını vermiştim bunu. Berlin'de koronavirüsün böyle şey zamanı, ilk zamanları daha insanlık ne olduğunu anlamamıştı ama düğün yapmayın etmeyin diyorduk. 100 kişinin katılması gereken düğüne bin kişiyi davet etmişlerdi. Bizim Türkler Gazetelere çıktı, Almanya'da televizyonlara çıktı. Korona düğünü diye. Gelin korona. Gelin korona. Damat korona. Kaynana korona. Düğüne katılan 270 kişi koronaya yakalandı. Belki ölenler oldu bilmiyorum. Bunlar gitti birilerine bulaştırdı bilmiyoruz. Otobüse bindi birine bulaştırdı bilmiyoruz. Markete gitti birine bulaştırdı bilmiyoruz. Metroya bindi birine bulaştırdı bilmiyoruz. Bilmiyoruz bilmiyoruz. Belki 5000 kişiye bulaştı. E kardeşim bunları anlatmak suç mu? Hani birileri şu videonun altına yorum yapınca da lütfen kendinizi benim yerine koyun ya. Saçma sapan yorumlar yapan ne ararsan var. Küfür edenler, hakaret edenler. Arkadaş bak ben de bir insanım. Bak ben de bir insanım. Etkilenmiyorum diyen yalan söyler. Ha takmıyorum ben. istediğini yaz. Ama Aynı şeyleri ben sana yazsam nasıl tepki verirsin merak ediyorum. Aynı şeyleri ben sana yazayım. Hakaret ediyorsun ya. Diyelim ki ben sana hakaret edeyim. Küfür ediyorsun ya ben sana küfür edeyim. Hoşuna gider mi? Yani yorum insanlar tarafından okunuyor. O yazmış olduğunuz yorumlar öyle havaya gitmiyor. Okuyoruz onları. Görüyoruz onları. Ama sizlerden ricam şu koronavirüsle ilgili Lütfen kendinize ve sevdiklerinize, ailenize, çevrenize dikkat edin. Koronavirüs şu anda en hırçın döneminde arkadaşlar. En hırçın dönemi. Sıkıldık mı, sıkıldık. Bunu aldık mı, bunu aldık. Eski hayatımızı özledik mi, özledik. Tabii ki. Ama bir süre daha idare edeceğiz. Aşı ile ilgili çok sayıda soru geliyor. Aşı olalım mı, olmayalım mı? Arkadaşlar, bunun kararını ben veremem. Herkesin kendi bileceği bir şey. Çok soru var aşı ile ilgili. İnsanlar iki arada bir derede kalmışlar. Olsak mı, olmasak mı bir taraftan dayatmalar var. İşte yok uçağa binemezsin, oraya giremezsin, buraya giremezsin. Eğer aşı olmazsan diyorlar. Bunun kararını ben değil sizler vereceksiniz. Biz burada dünyadaki hem aşıyla hem de koronavirüsle ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Tüm haberlerden sizlere haberdar ediyoruz ki oturun, düşünün, kendi süzgecinizden geçirin ve karar verin. Buna ben aşı olun ya da olmayın diyemem zaten. Ben doktor değilim. Doktorlar bile bunu olun ya da olmayın diyemez. Kendi bağımsız hür iradenizle vereceğiniz bir karar. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da çocuğu olanları yakından ilgilendiren bir gelişmemiz var. Nedir bu? Almanya Bakanlar Kurulu virüs nedeniyle evde fazla daha fazla vakit geçirmek zorunda kalan çocukların sosyal alan ve eğitimdeki açıklarının giderilmesine yönelik olarak ek dersler için 2 milyar euro ayrılmasını karara bağladı. Bütçenin 1 milyarı do